Arkadaşlar merhaba, bugün beraberce 2. sınıfın temel matematik sorularını beraber çözeceğiz. Birinci soruya baktığınızda kümede sayılar var. Bu sayılar kutuların içerisine yerleştirilecek. Buradaki bölme, çıkarma, toplama, çarpma ve toplama işlemlerinin sonuçları var. En sonuncusu yok. Sondaki iki kutuya gelen işlemin sonucunu soruyor. Şimdi biraz incelerseniz, bölme işlemi 10 olmuş. Kümeye baktığınızda 20'yi 2'ye bölersek 10 olur. Zaten başka seçenek yok. Bunları halletmiş olduk. Çıkarma işlemini pas geçiyorum. Çünkü 14'ten 10 çıktı, 14'ten 4 çıktı 10 kaldı, 16'dan 6 çıktı 10 kaldı. Onu çok fazla deneme yapmak gerekir. Hemen şuraya geçtim. Çarpma işlemine geçtim. 3 kere 8 24, 2 çarpı 12 24, 6 kere 4 24. Dolayısıyla 6 ile 4'ü hemen buraya yerleştirdik. Şimdi yukarıya tekrar çıkıyorum. Farkı 10 olacak. Kümeye baktığınız zaman zaten farkı 10 olan ne kaldı? 18 ile 8 kaldı. 18, 8'i yerleştirdik. Toplamları 24 olacak. Baktığımızda toplamları 24 olan 10 ile 14 var. 10 ile 14 burada. Geriye de ne kaldı? Hemen bakıyoruz. 12, 16 kaldı. Toplamları 28 olur. Cevabımız 7 olur. Basit bir faktöriyel sorusu. Hepiniz biliyorsunuz 4 faktöriyele kadar indireceğiz. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel eksi 5 çarpı 4 faktöriyel eksi 4 faktöriyel. 5 çarpı 4 faktöriyel artı 4 faktöriyel. 4 faktöriyel parantezi aldık. 30 eksi 5 eksi 1. 4 faktöriyel parantezi aldık. 5 artı 1. 4 faktöriyeller gitti. 24 bölü 6'dan cevabımız 4 olur. Edirne'dir. Kolay bir soruydu. Hepiniz yapmışsınızdır bunu. Üçüncü soruya bakacak olursak, bu da çok basit bir soru. Hemen paylaşıyorum dikkatli bir şekilde. 3 ile 2 ile 3x artı 9 bölü 6 eksi 4x eksi 2 bölü 6. Bir bakayım doğru yaptık mı? Evet. Çıkarma işlemini yapıyoruz. Paydası 6. 3x eksi 4x eksi x 9 eksi eksi x 11 eşittir 1. Karşı yaptık. Eksi x artı 1 eşittir 6. 11. X'i buraya bunu buraya alıyorum. 11 eksi 6 eşittir x'ten. Cevabımız 5 gelir. Edirne'de duruyor zaten. Bunu da herkes yapmıştır. Dördüncü soruda çok basit bir soru. A gerçek sayısı verilmiş. İlkinde eşitlikte 1 ile 7 arası, 7 dahil. İkincide 4 ve 8 arası diyor. Hangisini doğru şekilde göstermiştir diyor. A sayısı 4 ile 7 arasında olacak. 4 hariç, 7 dahil. C şıkkında gözüküyor. Başka da bir şey demeye gerek yok. Basit bir soru. Herkes yapmıştı bu soruyla. Şimdi 5. soruya geldik. 5. soru en pozitif tam sayı P asal sayı olmak üzere diye girmiş soruya. P eşittir M kare artı 3 biliniyor. Buna göre aşağıdakilere bakacağız. Aşağıdakilere bakmadan şurayı bir çözelim. Şimdi P asal sayı olduğuna göre 3'ten sonraki asal sayılar hepiniz biliyorsunuz tektir. Dolayısıyla M karenin çift olması lazım. O zaman M eşittir 2K. K eleman Z artı diyorum ben. Baktığımız zaman P eşittir. M yerine 2K yazarsak 4K kare artı 3 olur. Buradan şimdi bakalım. Birinci öncül diyor ki P sayısının 4'e bölünen kalan 3'tür. Zaten bu ifadeyi 4'e bölerseniz 3 kaldığı gözüküyor. P çarpımı eşit sayılı diyor. Bakın P asaldı, tek sayılı. Ama bizim M çift sayılı. Tekle çiftin çarpımı çift olur. Bu da doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. M üzeri P artı 1 tek sayılı diyor. M zaten çiftti. M üzeri P artı 1 tek sayılı diyor. Burası çift olur. Yanında da tek sayı var. Çift ve tekin toplamı da tek olur. Bu da doğrudur. Yani cevabımız Edirne olur. Böylece işaretlemiş olur. 6. soruya geçiyoruz. Sınıftaki öğrenciler beden eğitim dersinde aşağıdaki yan yana bulunan her iki kız öğrenciden sonra yan yana 3 erkek öğrenci yan yana gelecek şekilde tekrar 3 erkekten sonra 2 kız şeklinde zaten bunu şekilde de göstermiş. Okul bahçesinde dizilmişlerdir. Bir bölüm okul binasının arkasında kalan ve bu sıranın görünmeyen bölümü bir kız öğrenciyle başlayıp şimdi burası bizim için önemli. Bakın kız kız erkek 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 kız kız erkek erkek erkek
kız görünmeyen bölümü yazıyorum. Bir tane kız. Sonra tekrar erkek erkek erkek, kız kız, erkek 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 diye gidiyor. Şimdi devam edelim. Erkek öğrencinin bir kız öğrenciyle başlayıp iki kız öğrenciyle son bulmaktadır diyor. Görünmeyen kızın iki kızla son bulmuş. Burası okulun arka tarafı, gözükmeyen yer. Binanın arkasında kalıp görünmeyen öğrencilerden kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının yarısından üç fazlaymış. Şimdi baktığınız zaman bu kızı boş geçelim. 3 erkek, 2 kız, 3 erkek, 2 kız, 3 erkek, 2 kız diye gidiyor. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. En tane olsun burada. En tane 3 erkek olsun. En tane de 2 kız olsun. Tekrar dönüyorum. Görünmeyen öğrencilerden kız öğrencilerin sayısı, kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerin sayısının yarısından 3 fazla demişti. Hemen hesaplamayı yapalım. En tane 3 erkek var. Yani burası 3'en. Erkeklerin sayısı. En tane 2 kız var. 2'en. Yalnız bu artı 1 dememiz lazım. Çünkü en başta bir kızı orada unutmayalım. Şimdi erkeklerin yarısının 3 fazlası kızların sayısına eşittir. Şimdi burayı çözersek herhalde işi bitireceğiz. Bir de ne soruyor ona göre bakalım. Tüm sıradaki öğrenci sayısı kaç diyor? Yani hepsini bulmamız lazım. Hemen 2 karşıya ya da şu 3'ü attım buraya. 3'en bölü 2 eşittir 2'en eksi 2. Karşıya attım 3'en eşittir 4'en eksi 4. Buradan bunu buraya bunu buraya aldığı zaman en eşittir 4 olur. Yani burada içeride 4 tane 3 erkeğimiz var. 4 tane 2 kızımız var. İçerideki erkekler 12 artı 8 artı 1 kız unutmuyoruz. Bunlar içeridekiler. Dışarıdakileri zaten sayabiliriz. 3, şurayı toplayalım. Burası kaç oldu? 21 oldu. 21, 22, 25, 27, 30, 32 olur. Şimdi bir daha ufak bir kontrol edelim. Evet, cevabımız Deniz'dir. Biraz uğraştık ama ilk 4 soruyu zaten çok çabuk geçmiştik. Problem yok şu an. A irrasyonel sayı olmak üzere diyor. Şimdi A sayısı irrasyonel sayıysa, yani kök 2 olabilir, kök 3 olabilir, küp kök 3 olabilir, işte küp kök 5 olabilir, işte 4. kuvvetten kök 7 olabilir. Bunlar gelecek aklımıza. Buna göre diyor ki A kare rasyonel bir sayıdır, 1 bölü A rasyonel bir sayıdır. A ile A artı 1 arasında en az bir rasyonel sayı vardır diyor. Bir kere arkadaşlar A kare rasyonel sayıdır. Hemen şununla çürütebiliriz. Küp kök 3'ün karesini aldığın zaman küp kök 9 olur. Bu gitti. 1 bölü A rasyonel sayıdır diyor. Hemen 1 bölü kök 2'yi elinize alırsanız bunun kök 2 bölü 2 olduğunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Bu da gitti. Bunlar gittiler. Şimdi ben sınavdaysam zamanımda varsa eğer bakarım 3. öncülü ama şu an zamanım yoksa 3. öncülü işaretler geçerim. Yalnız 3 işaretlerim. Ama ben şu an zamanım olduğu için bir de ona bakalım. A ile artı 1 arasında en az bir rasyonel sayı vardır diyor. Arkadaşlar mesela kök 2'yi elimize alalım. Kök 2 sayısı şurada 1 ile 2 arasında. Kök 2 artı 1 sayısı da şuralarda bir yerde. Ben bu iki sayı arasında bir tane değil sonsuza kadar rasyonel sayı bulurum. Cevabımız yalnız 3 olacak. 8. soruda eşit kollu bir terazi görüyoruz. Dengede olan eşit kollu terazinin 1. bölümünde 2 tane A. Hemen yazalım. 2 tane A var. 2 tane C var. 1 tane B var. Karşı tarafta 3 tane A var, 1 tane B var. Burayı geçtik. Bu dursun. Birinci de demiş ki, ikinci bölmedeki B ağırlığı alınıyor. Şunu almış, birinci bölmeye koymuş. Koysun. 2 tane A artı 2 tane B artı 2 tane C oldu. Teraziyi dengelemek için ikinci bölmeye 20 kilo ağırlık konuluyor. Şimdi ikinci bölmeden B gitti, 3 A var. Dengeye getirmek için 3 A'nın üstüne bir de 20 kilo koydu. Bunu geçtik. İkinciye bakalım. Birinci bölmeden bir tane A ağırlığını alıyor. Aldı. İkinci bölmeye koydu. Şimdi yazalım eşitliği. Bir tane A gitti buradan. A var. İki tane C var. B var. A karşıya gitti. Karşı taraf 4 artı B oldu. Teraziyi dengelemek için birinci bölmeye 16 kilo ağırlık koydu. Yani artı 16 eşittir. Şimdi elimizde 3 tane denklem var.
Ne istiyor ona bakalım. ABC toplamı kaç kilogramdır diyor. Hemen bu üç denklemden A, B, C'yi bulalım. Mesela şu birinci denklemden bakın. Hemen B'lerin gittiğini gördüm. A'yı karşılattığınız zaman 2C eşittir A olur. Bu burada bekmesin. Aşağıda mesela şurada da bakın B'ler gidiyorlar. Mesela ikinci denklemi hemen pas geçtim. B'ler gidiyor burada. Daha kolaya kaçıyorum şu an. 2C yerine A yazdım. Burası 2A oldu. 2A'yı karşıya attım. 4A'dan 2A çıktı. 2A kaldı. Eşittir 16. Buradan A eşittir 8 olur. A'ya 8 bulduysak C eşittir 8'i koyduğumuzda 4 olur. Şimdi geriye B'yi bulmak kaldı. Arkadaşlar B'yi 1 ve 3'ten bulamazsınız. Çünkü orada B'ler gidiyordu. Mecbur şu denklemi kullanacağız. A'yı ben karşıya atayım. 2B artı 2C eşittir A artı 20. Şimdi burada yerlerini yazıyorum. 8, 2C 8, burası da 28, 2B. Karşıya attık. 2B eşittir 20 oldu. B eşittir 10 oldu. Şimdi bakalım tekrar. A'yı 8, C'yi 4, B'yi 10 bulduk. A ve C toplamını soruyor. Topladığımızda 18, 4 daha 22 olur. Cevap C eşittirmiş. 9. soruya geldik. Şimdi 9. soruda mutlak değerde her zaman söylediğimiz bir şey var. Mutlak değerin çıkışı x eksen büyük eşit 0'dır. Mutlak değerin çıkışı m eksi x de büyük eşit 0'dır. Şimdi buradan n'i karşıya atarsanız x büyük eşit n olur. X'i karşıya atarsanız n büyük eşit x olur. Buradan da x şu şekilde olur. Ve dikkatlice baktığımızda cevabımız Edirne. Evet. Ardışık 3 tek doğal sayı çarpım şeklinde yazılabilen sayıya 3 tek sayı denir demiş. Örneğin 15 sayısı 1, 3, 5 olduğundan 15 3 tek sayıymış. 1K 3 tek sayısından büyük en küçük 3 tek sayısı n olmak üzere 1 bölü 3 oranı vermiş. K artı n toplamı kaç diyor. Şimdi arkadaşlar K sayısı tek sayı olduğuna göre 2n artı 1 2n eksi 1 şu tarafa ne? 2n artı 1 2n eksi 1 2n artı 3 diyelim. N eleman z olmak üzere. Bunların hepsi ardışık 3 tek sayı. Şimdi k 3 tek sayısından büyük olacak. En küçük olacak. O zaman ben bunu 2n artı 1 2n artı 3 2n artı 5 dedim. Eşittir 1 bölü 3'müş. Şimdi buradan hemen işlemi yapalım. Bunlar zaten gittiler. Bunlar da gittiler. Şurada kaldı. İşler dışlar yaparsak 6n eksi 3 eşittir 2n artı 5 olur. 4n eşittir 8 olur. N eşittir 2 olur. Şimdi ne istiyordu benden? K artı M istiyordu. N yerine 2 yazarsak şurası bakın. 2 yazdığımızda 3, 5, 7'ymiş K sayısı. Hesaplarsak 15, 105 yapar. N yerine 2 yazarsak aşağıda 5, 7, 9 M sayısı hesaplarsak 63, 315 yapar. Topladığınızda 420'dir. Cevaba bakalım edilmemiş. Bu da güzel bir soru. Şimdi 11'in sorunun eğer görüntüsünden korkarsanız çok zor bir soru. Ama içine girip biraz okursanız her zaman söylediğimiz gibi çok basit bir soru. Yukarıda işte altıgenler vermiş. Etrafında da işte çember daireler var. Bakalım neler diyor. Herhangi bir altıgen içerisinde yazılan sayı kendisine bağlanan daire içinde yazılan sayıların toplamı olmalıdır. Yani misal şu altıgenin içindeki sayı şu dairelerin toplamıymış. Hazır buraya gelmişken ben buna 43 desem olur. Yukarıya da gidelim. Şu altıgenin içerisi 5, şu, şu, şu toplamı. O zaman burası 7 olmalı. Geçtim. Karşılıklı iki altıgenin içerisinde yazılan sayının çarpımı birbirine eşit olmalıdır. Yani şunlarla şunların çarpımı birbirine eşitmiş. Hemen 12 çarpı 48 şuna A diyelim çarpı A eşit. Sağ taraftaki sayının tam kare olduğunu gördüm. Hemen 12 çarpı 48'i 4 çarpı 12 dedim. Ve bakın 12 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 12 yani 24 çarpı 24 oldu. Bu durumda buradaki sayıların da 24 olduğunu buldum. Devam edelim. Mavi renkli altıgende yazılan sayılar birbirine eşit olmalıdır.
Zaten güzel bulduk, tesadüf oldu. Olsun. Şeklin içi boş olan tüm altıgen ve daireler bu kurallara göre doldurulduğunda, şimdi mesela hazır buradayken şunu da bulalım. Şu altıgenin içerisi şunların toplamıydı. O zaman şunların toplamı 19 olacak. Şurası da toplamları 24, burası da 19 olacak. Geçtik. Şimdi diyor ki şeklin içi boş olan tüm altıgen ve daireler kurallara göre doldurulduğunda, doldurduk zaten. Kırmızı renkli dairelerde yazan sayılarla bitki ortalaması kaç olur? Yani toplayıp hepsini toplayacağız. Şurada toplayalım. 7 artı 43 artı 19 artı 19. Aritmetik ortayı sordu. Bakalım kaç tane topladık? 2, 4, 6, 8 tane topladık. Bölü 8 yapmamız lazım. 43, 50, 38, 88 bölü 8'den cevabımız 11 gelir. Bursa'dır. Arkadaşlar ABC 3 basamaklı doğal sayı olmak üzere demiş. Çerçeveyi almış, bakın böyle bir şey tanıtıyor. Yani ne yapıyor? Buradaki yüzler basamağındaki rakamın üzerine onlar basamağını koyuyor. Birler basamağını topluyor. Dediğini yapalım hemen. Şurada A kare artı C. C üzeri 1 artı 4 eşittir 31 olacak. A artı C toplamı kaç farklı değer olur diyor. Şurayı bir güzelleştirelim. A kare artı 2C eşittir 27 olur. Şimdi burada tek tek sayı denemek acemilik olur. 27'nin tek olduğunu görüyorsun. Bunun da çift olduğunu görüyorsun. O zaman A sayısı tek olacak. A sayısının alabileceği değerler 1 olur, 3 olur, 5 olur, 7 olur, 9 olur. Şimdi bir kontrol edelim. Eğer A'ya 1 verirseniz burası 1 olur. Karşı taraf 26, C 13 olur. Rakam olacağı için 1'i pas geçtik. A'ya 3 verirsek karesi 9, karşıya attık 18, C 9 olur, bu olur. A'ya 5 verirsek 25, karşıya attık 22, 27, 25, 2 kaldı, C 1 olur. A'ya 5 verdik, C 1 oldu. 3 oldu, 5 oldu. Şimdi ben 7'yi denemem bile çünkü 7'nin karesi 49 olur, karşı tarafa attığınızda negatif sayı gelir. Kontrol etmemiz gereken şimdi A artı C toplamı kaç farklı değer alır diyor. Burada topladığımız zaman 12 oldu. Burada topladığımız zaman 6 oldu. 2 farklı değer alır. Cevabımız Bursa'dır. Geldik 13. soruya. Cisim ve kütlelerini vermiş. Bu tabloya göre K çarpı M 1.2'dir demiş. K çarpı M yani 0.2 çarpı 10 üzeri 10 çarpı 6 çarpı 10 üzeri eksi 10. Zaten tabanları üstleri topladığımız zaman şurası gitti. 0,2 ile 6'nın çarpımı 1.2'dir. Bu doğrudur. M çarpı B 24 çarpı 10 üzeri eksi 3 demiş. M çarpı B'ye bakalım. Yani 0.4 çarpı 10 üzeri 8 çarpı 6 çarpı 10 üzeri eksi 10. Şu ben bir tane 8, 10 üzeri 8 var. Bir tane onu aşağıya indirip bunu 4 yapabilirim. 4 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 7 çarpı 10 üzeri eksi 10. Şurası 24 oldu. Tabanlar eşit üstleri topladık. 10 üzeri eksi 3 olur. Öyle demişti zaten. Evet. İkinci de doğru. Üçüncüye bakalım. K bölü L 50'dir demiş. K bölü L'ye bakacağız. 0,2 bölü 0,4. 0,2 çarpı 10 üzeri 10 bölü 0,4 çarpı 10 üzeri 8. Zaten burası 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olur. Şurada da 10 üzeri 10 böldüğünüzde 10 üzeri 8 yukarı eksi 1'e geçti, 10 üzeri 2 olur. Yani 1 bölü 2 çarpı 100 olur. O da 50'dir. Bu da doğruymuş. Cevabımızı 50 olarak verdik. Şimdi 14. soru yine bir genel yetenek tarzı bir soru. Üzerinde farklı desenler bulunmuş. Üç şeffaf kağıttan herhangi ikisi üst üste getirdiğinde aşağıdaki şekiller oluşmaktadır. Mesela burada 1 ve 3. üst üste gelmiş. Burada 2 ve 3 numara üst üste gelmiş. Burada 1 ve 2 numara üst üste gelmiş. 3 numaralı şeffaf kağıt aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi ben 3 numarayı sorduğu için şuna şuna bakıyorum. Şimdi 3 burada da var, burada da var. İkisinde de ortak olanlara bakmam lazım. Mesela şu an ikisinde de köşelerdeki kareler var. Bu durumda 3'te köşede kareler olacak. Mesela yuvarlak burada yok, burada var. Yuvarlakla hiç ilgilenmiyorum. Üçgen burada var, burada yok. İlgilenmiyorum. Bir şey daha var. Şuradan çizgi geçiyor. Bakın burada da var, burada da var. O zaman E şıkkı 3 numaralı şeffaf kağıt olmalıdır deyip geçiyoruz. 15. soru klasik bir küme sorusu. Bakın A kümesi basketbol oynayan öğrenciler. A kümesi basketbol oynayan öğrenciler. B kümesi
voleybol oynayan öğrenciler, C günümüzde futbol oynayan öğrenciler, C günümüzde futbol oynayan öğrenciler. Şimdi diyor ki basketbol veya futbol oynayıp, yani şurası basketbol veya futbol oynayıp voleybol oynamayan öğrencilerden oluşan küme, yani voleybol oynamayanları atacağız buradan. O zaman ne kalır bizim karşımızda? Şurası kalır. Yani A birleşince fark B kalır. O da E şıkkında zaten gözüküyor. Çok kolay bir soruydu. Hemen ilk soruya geçtik. Arkadaşlar soruda mavi ve yeşil toplar vermiş. Ama burada büyük bir olasılıkla bir hata var. Mavi ve sarı demesi lazım. Biz sarı olarak alalım burayı. Sarı diye not edelim. Son kenarında 11 tane sarı top olduğuna göre toplamda kaç tane sarı top vardı şeklinde düzenleyelim soruyu. Şimdi baktığınız zaman burada bir tane var. Üstünde 3 tane var. Üstünde 5 tane var. Ardışık tek sayılar biliyor bakın. Ve 11 adet gideceğiz. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ardışık sayılarda toplam terim sayısının karesiydi. 121 olur. 11'in karesidir. Doğru cevabı C şıkkı olarak ver. 17. soruya geldik. Bir oran orantı sorusu. Şimdi şurayı yok edip devre dışı bırakırsak, şurada işler dışlar çarpımı yaparsak x kare eksi y kare eşittir 36 gelir. Şimdi şurada x kare eksi y kareye 36 koyarsak x eksi y bölü 4 eşittir 9 bölü x artı y eşittir. Buraya 36 koyarsak 36 bölü 12'den 3 gelir burası. Artık bundan sonra diğerlerini bulmak çok kolaydır. Şurayı kapattığınızda şuranın 3 gelmesi gerekir. Şurada da 12 gelmesi gerekir. Bize zaten x artı y toplamını soruyor. 3 diyoruz. Cevap Bursa. Ve bir soru. Arkadaşlar bu soruya baktığınız zaman eğer vaktiniz yoksa hemen geçin. Benden size tavsiye. Çünkü neden? Alışkın olmadığınız bir sistem var burada. Bu soruya gömülüp de vaktinizi harcayıp sona kalan yapacağınız sorulardan da olmayın. Eğer vaktiniz varsa, benim şu an vaktim var, bakacağım. Şimdi mesela şuraya 57 demiş. İlk düşündüğüm şey şurası birler basamağı, şurası onlar basamağı gibi olsun. Ama bir de bakın mavi ve siyahlar var. Bir bakalım Pakize tüm doğal sayıları yukarıdaki gibi koplayabileceğini keşfetmiştir. Pakize başımıza iş açtı. Daha sonra aynı koplama yöntemi arkadaşı Rüya'ya da öğretmiş. Kendisi öğrendiği yetmemiş gibi. Aşağıdaki soruyu Rüya'dan çizmesini ve kodlamasını istemiştir. Rüya'ya verdiği soru bu. Şimdi arkadaşlar bizim bu soruyu yapmamız için yukarıya bakmamız lazım. Olayı çözeceğiz. Şimdi burası birler basamağı. Bakın iki tane renk var. Mavi var ve siyah var. Şimdi bir tane siyah var. 2, 4, 6 bir tane siyah. Bakın mavileri 2 diye kullanmış. Siyahı 1 diye kullanmış burada. Bir de yan tarafa bakalım kontrol edelim. Şimdi yan taraf onlar basamağı. Siyahları 1 diye kullandı ama onlar basamağı olduğu için 10, 20, 30, 20 de buradan 57. Olayı çözdük. Mavileri 2 diye kullanıyor, siyahları 1 diye kullanıyor. Ve şu ilk çerçeve birler basamağı, şurası onlar basamağı, şurası yüzler basamağı. Bir aşağıda kontrol edelim. Bakın bir tane mavi var 200, 2 tane mavi var 40. 2 tane mavi, 2 artı 2, 4, 1 daha 5, 245. Olayı çözdük. Şimdi Pakize Rüya'ya ne yapmış bakalım. Burada bir tane mavi var, burası 2. Burada bir tane siyah var ama onlar basamağı olduğu için 10 burası. 2 tane mavi var, 2, 400 burası, 410. 410. Şurada bir tane siyah var. Birler, onlar, yüzler, binler olduğu için 1410. 1410. 1420, 1422. Şurayı da kontrol edelim. 2 var, 10 var. Şurası yüzler basamağıydı. 2, 4, hayır. Burayı tekrar alıyorum. Bir dakika. 2 tane mavi var. 2, 400. 100 de burası 500. Şurada da bir tane 1000 var. 1512. Evet, 1512. Şimdi yan tarafa bakalım. Burası birler basamağıydı. 2, 4, 6, 8, 9, 20, 40, 20, 40. Bunları birer sayıyoruz. 10, 10 yaptık. 60.
Onlar basamağında mavilerin bir tanesi 2, 20 değerini alıyor. 40, 50, 60, 69 arada toplam var. Şimdi şuna bakalım. 2, 4, 6, 8, burası 8. Şurada bir tane siyah var. 10. Şurada 2, 4, 6. Birler, onlar, yüzler basamağı. Burası 600. 600, 700, 800, 900. Yani 918 burası. 918'i şu ikisini toplayıp çıkaracağız. Hemen şurada yapıyorum işlemi. Topladım. 11, 8, 1581. 918 çıkartıyorum. 918 çıkarttım. 11'den 8 çıktı, 3 kaldı. 7, 6, 663. Şimdi yetmedi. Bunu bir de şıklarda bakacağız. Kodlamasına bakacağız. Arkadaşlar şimdi şöyle bakarsak 3, zaten birler basamağı 3 var. Bakın Adana zaten gitti, Ceyhan gitti, Edirne de gitti. Şu an Bursa ve Denizli var. Birler basamağında 3 olan 60'ı yakalamamız lazım. Bakın 2, 4, 6. Şurası 2'şer 2'şer gidiyordu. 60 ve bir daha 600 yakalamamız lazım. 200, 400, 500, 600 Bursa'dır. Zor bir soruydu. Evet, 19'un sorudan devam ediyoruz. Bir otelde iki yatak yeri çok taklı olmak üzere toplam 18 oda vardı diyor. Tüm odalar doldurulduğunda otelde 42 kişi kalabiliyormuş. İki yatak oda sayısını bulmaya yarayan denklem hangisidir diyor. Hemen yapalım. 18 oda var. Bu 18 tane odanın x tanesi 2 yatak olsun. Geriye kalanlar 3 yatak olsun. X tanesi 2 yatak olursa 2x odada kalan sayısı 3 çarpı 18 eksi x eşittir 42 olur. Zaten denklemi çözmeyi istemiyor, bakıyoruz. E şıkkında doğru cevabı gördük. 20 sorudayız. Bir marketteki sabunlar 3'erli ve 5'erli paketler arasında satılmaktadır. Notunuzu alalım. 3'lü paketler var. 5'li paketler var. 5'li paket içindeki sabunların birim fiyatı 3'lü paket içindeki sabunların birim fiyatından %30 ucuzdur. Yani bunun fiyatı 100x ise bunun fiyatı 70x, bunun satışı 300x ise bunun satışı 350x. Devam ediyorum. Bu marketteki 5'li paketin satış fiyatı 3'lü paketin satış fiyatından 3 lira fazla olduğuna göre aradaki fark 50x eşittir 3 oldu. Şimdi neyi soruyor bakalım? 3'lü paketin satış fiyatını soruyor. Yani 300x'i soruyor. 300x'i soruyor. Bakın bu bunun 6 katı, bu da bunun 6 katı olacak. 18'dir. Cevabımız Edirne'dir. Halbuki 7 sorudayız. Manavda bulunan elma, armut, portakalın ağırlıkları ile ilgili aşağıdakiler veriliyor. Elmaların ağırlıkları toplamı diğer meyvelerin ağırlıkları toplamının 5'te 1'i kadardır. Elmalar, portakal ve armutların 5'te 1'iymiş. Burada beklesin. Portakalların ağırlıkları toplamı diğer meyvelerin ağırlıkları toplamının 5 bölü 7'si kadardır. Portakallar elma ve armutun toplamının 5 bölü 7'si kadarmış. Buna göre manadaki elmaların ağırlıkları toplamının portakalların ağırlıkları toplamının oranı kaçtır? Elma bölü portakalı soruyor. Şimdi bunu karşıya alırsak 5'e P artı A. Burada beklesin. 7'yi karşıya aldık, 7P. 5'e artı 5A. Şurada 5'e yerine P artı A yazarsak ya da bize elma bölü portakal lazımdı. Şeyden kurtulmamız lazım. Armuttan kurtulmamız lazım. O zaman şunu karşıya alalım. 5'e eksi P eşittir armuttu. Şurada yerine yazıyorum. 7P 5'e artı. Hemen 5'e çarpıyorum. 25'e eksi 5P 12P eşittir 30'e olur. Yani elma bölü portakal 12 bölü 30 olur. Sadeleştirirsek 6 ile 2 bölü 5 olur. Cevabımız Bursa'dır. Evet. 22. sorudayız. Bir yerleşim alanında bulunan yeşil alan ve spor alanı ile ilgili aşağıdakiler verilmiştir. Yeşil alanına ayrılan bölüm yerleşim alanının 5'te 3'ü kadardır. Geçtik. Yeşil alanına ayrılan bölümün 4 bölü 15'i kadarlık kısmı spor alanı olarak kullanılmaktadır. Geçtik. Yerleşim alanında yeşil alan içinde bulunan spor alanı dışında spor alanı bulunmadığına göre spor alanı yerleşim alanı yüzde kaçıdır diyor. Şimdi yüzde kaçıdır diye sorduğu için
Yerleşim alanı 100 birim olsun. Yeşil alan bunun 5'te 3'ü kadardı. Yeşil alan 100'ün 5'te 3'ü 60. Yeşil alan ayrılan bölümün 4 bölü 15'i kadar kısmında spor alanı olarak kullanılıyor. Spor alanında olarak kullanılan yerde 60'ın 4 bölü 15'idir. Buradan 16'dır. Son cümleye tekrar gidiyorum. Spor alanı, yani şu en son bulduğumuz yerleşim alanının yüzde kaçıdır diyor. Net bir şekilde zaten %16'sıdır. Denizli dedik. Bunu da geçmiş oldum. 23. sorudayız. DC 300 metre. Şurası 300 metreymiş. AD 240 metre. Şurası 240 metre. AE B'ye eşitmiş. O zaman şunlar eşit. Yani 150-150 diyebiliriz. CK da BK'nın 2 katıymış. O zaman şurası 80, şurası da 160'tır. Belleri yerleştirmek için devam edelim. Dikdörtgen biçimdeki bir tarlanın tamamını sürmek isteyen bir çiftçi tarıl alanı. Taralı kısmı herhalde burasıdır. Taralı kısmı 20 dakikada sürmüştür. Buna göre taralı kısmı sürüldükten kaç dakika sonra tüm tarlanın 4'e 3 sürülmüş olur. Şimdi basit bir eşitlik yapalım. Sürdüğü bölüm 150 çarpı 80 birim karelik bir bölüm. Sakın bunu oturup çarpmayın. 20 dakikada sürmüş burayı. Tamamını kaç dakikada sürüyor? Ona bakalım. 240 çarpı 300 kaç dakikada sürer? Buradan doğru rantımız var. Hemen sadeleştirelim. Şunu da sadeleştik. 3 olur. Şunu da şurası sadeleşti. 2 olur. 6. 120 dakikadır. Bir bakalım doğru yaptık mı? Evet. 300. 240. 3 oldu. 2 oldu. 6. 120. Evet. Şimdi tarlanın taralı kısım sürdükten sonra tarlanın 4'te 3'ü diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tarlanın tamamını 120 dakikada siliyor. Biz 4'te 3'ünü bulacağız. Onu çarpalım. 4'e böldük. 30, 90 dakika sürecek. Şimdi bakın burada bir sürü öğrenci burada bursa işaretler. Yalnız şurayı atlamayalım. 20 dakika geçti. Burayı sürdü. Taralı kısım sürdükten sonra kaç dakika sonra diyor. Biz buradan 20 dakikaya çıkartmamız lazım. Yanacağımız değişik olur. Güzel bir soruymuş. 24. soruya geldik. Yine bir grafik sorusu var. Aşağıdaki grafik ABCDE araçlarının haftalık yakıt kullanım miktarlarını göstermektedir. Mesela A aracı 10 litre yakıt kullanmış bir haftada. B aracı 16, C aracı 12, D aracı 6, E aracı 6 litre kullanmış. Buna göre hangi araç tüm araçların kullandığı yakıt miktarının %20'si kadar yakıt kullanmıştır diyor. Şimdi tüm araçların kullandıklarını bir toplayalım hemen. Burası 10, 26, 38, 40, 50. Tüm araç 50 litre kullanmış. Bir daha toplamak istiyorum. 12, 24, evet 50 litre. Şimdi buna göre hangi araç tüm araçların kullandığı yakıt miktarının %20'si kadar, yani 5'te 1'i kadar 10 litre kullanan aracı bulacağız. Bakın A şıkkı, pardon A aracı E şıkkına koymuşlar. Burada da bir 25. sorudayız. Mehmet öğretmen matematik dersindeki bir etkinlik için tahtaya rakamlar kümesini yazıyor. Ben de yazayım. Daha sonra öğrencilerinden Gamze Hükümeni'nin elemanları içerisinden 5'ten büyük bir sayı ve 5'ten küçük iki farklı sayı yazmasını söyledi. 5'ten büyük bir tane alacağız. 5'ten küçük 2 tane alacağız. Buna göre Gamze'nin yazdığı sayıların birer asal sayı olma olasılığı nedir diyor. Hemen yapalım. Sağ tarafta bakın 4 tane seçenek var. Bir tanesi asal. Buradan asal sayı yazmış olma olasılığı 4'te 1'dir. 1 bölü 4 olasılıkta. Şimdi bu tarafa bakalım. Buradan asal sayı seçecek. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 2 tanesi asal. İlk çektiğinin asal olma olasılığı 2 bölü 5. Diyelim 2'yi çekti. Sonra bir tane daha asal çekecek. Bir tane kaldı. 1 bölü 4. Hesabı yaparsak 2 bölü 60 olur. O da 1 bölü 30 olur. Bir kontrol edeyim. 2 8 40 pardon. 25. soruda bu şekilde yapmış olduk. 26. soru.
yukarıdaki kutulara 1'den 6'ya kadar olan 6 tane tam sayının tamamı 1'den 6'ya kadar olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6'ya kadar olan 6 tane tam sayının tamamı her kutuya bir sayı gelecek biçimde aşağıdaki belirten kurallara göre yazılacaktır. Bu sayıları buralara yerleştireceğiz. Yan, yana ya da üst üste olan herhangi bir kutudaki sayıların ikisi de çift sayı olmamalıdır. Yani 4, 4 olmayacak veya 4, 6 olmayacak. Geçtik. Sarı renkli kutuya tek sayı yazılmamalıdır. Sarı renkli kutuya tek sayı yazılmamalıdır. Buna göre bu 6 sayı şekilli kutulara kaç farklı biçimde yerleştirebilir? Şimdi sarı renk tek sayı olmayacaksa o zaman buraya bir tane çift sayı seçeceğiz. Çift sayılarımız 1, 2, 3 tane var. 3'ün birisinden 3 çeşit seçeriz. Diyelim buraya 4'ü koyduk. Şimdi buraya artık çift koyamam. Buraya koymam gereken sayı tek olacak. Teklerden 1, 2, 3 tane var. 3'ün birisinden 3 tanedir. Diyelim 3'ü koyduk buraya. Geldim buraya. Buraya da tek koymam lazım. Elimde kaç tane tek var? 1, 2 tane kaldı. 2'nin birisinden 2'dir. Diyelim buraya da 5'i yazdım. Şimdi artık ne kaldı geriye? Buraya istediğim sayıyı koyarım. Buraya da koyarım. Çünkü çiftler üst üste gelmeyecek diyordu. Şimdi buraya seçelim. 1, 2, 3. 3'ün birisinden 3 seçenek var. Diyelim 1'i koyduk. Buraya 2'nin birisinden 2 seçenek. Buraya da 1'in birisinden 1 seçenek var. Çarpımı yaparsak 9, 18, 36, 108 olur. Yani 108 değişik şekilde yerleşim yaparız. 27. sorudayız. Bir veri grubundaki sayıların toplamının veri sayısına bölümüne aritmetik ortalama denir. Geçtik. Veri grubundaki sayılar küçükten bire doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tekse, ortadaki sayı çiftse, ortadaki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı ortanca denir demiş. Veri grubu var. Veri grubunda bir veri daha eklendiğinde medyanla aritmetik ortalama birbirine eşit oluyormuş. Medyanla aritmetik ortalama birbirine eşit oluyormuş. Buna göre eklenen veri aşağıdakilerden hangisi diyor. Arkadaşlar öncelikle bunu küçükten bir sıralamamız lazım. Bir tane 3 var. 2 tane 4 var. Şöyle üstleri çizelim. Sonra 5 var. 3 tane. Sonra 2 tane 6 var. Şimdi biz buraya bir tane daha veri ekleyeceğiz. 2, 4, 6, 8. Bir tane daha eklediğimiz zaman 9 olur. Medyanı hemen bulabiliriz. Baştan 5'incidir. 2, 4. Şu medyanmış. Şimdi burada şuna dikkat edin. Bu eklenen şuraya da eklenmiş olsa, şuraya da eklenmiş olsa zaten medyan çok değişmeyecek. Medyan zaten 5. Şimdi medyan 5. Aritmetik ortalamaya eşitmiş. Aritmetik ortalamayı hesaplayalım. Şuna x diyelim. Topluyoruz. 5, 10, 15, 25, 35, 35, 5, 10, 15, 25, 35, 38 artı x. 38 artı x. Bölü kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Kaç çıkacak? Medyana eşit olacak. Buradan karşılatarsak 38 artı x'in 45 olduğunu görürüz. X'in de 7 olması olduğunu buluruz. Denizli'dir doğru cevabımız. Geldik 28'in soruya. Çok basit bir fonksiyon sorusu. F bileşke GA demiş. F parantez GA eşittir F 3 FA demiş. Şimdi G fonksiyonuna baktığınız zaman içine atılan 4 ile çarpıyor. O zaman burası 4A olur. F 4A. 3 çarpı. F fonksiyonu 2 ile çarpı 6 topladı. Yani 2A artı 6. F 4A'yı da hesaplayalım. 2 çarpı 4A artı 6. Şuraya bakıyorum. Evet, FA'yı bulduk. Şuradan eşittir. Hemen işlemi yapalım. 18. 8A artı 6 eşittir. 6 artı 18. Bunu karşıya aldık. 2A eşittir. 12. A eşittir 6 olur. Neyi soruyordu zaten? A'yı soruyordu. Cevabımız C'dir. Bunu da böylece halletmiş olduk. 29. soru. 2. derece denklem sorusu. Kökler çarpımını vermiş zaten biliyoruz. Burada bir denklem vermiş. Kök x1 artı 2 bölü kök x2 eşittir 3 m kaçtır demiş. Şurada paylaştırırsak kök x1 çarpı x2 bölü kök x2 eşittir 3 olur. Kökler çarpımı zaten c bölü a'dan 16'dır. Karekökünü aldık 4 oldu. 6 bölü kök x2 eşittir 3 olur. Şurası o zaman 2'dir. O zaman x2 de 4'tür. Şimdi bize m'i soruyor. Kök denklemi sağlayacaktır. X'lerine 4 yazarsak şurada hemen
16 eksi m artı 1 x artı x'e 4 yazmıştık. Artı 16 eşittir 0. Bir bakayım. X'e de 4'ü yazdık. 16, 16, 32 oldu burası. Şunu da karşı yaptık. M artı 1 çarpı 4 diye geçti. Şunlar sağdan işte 8 oldu M artı 1. M buradan 7 olur. Cevabımız C şıkkıdır. Kolay bir soru. 30. soru polinom sorusu. Yine bilgiyi vermiş arkadaşlar. Katsayılar toplamı P1 ile sabitlerin P0 değerine eşittir demiş. K gerçek sayı olmak üzere şu eşitliği vermiş. Px'in katsayılar toplamı 12, sabit terim 4 olduğuna göre Px'in katsayılar toplamı P1 12'ymiş. Sabit terim P0'da 4'müş. K kaçtır diyor. Şimdi şu verilen düzenekte biz x yerine 0'ı yazarsak P1 eşittir 2 çarpı P0 artı K-1 çarpı x yerine 0 yazdı zaten. Burası 1. P1'i vermiştik size. 12 zaten yerine yazdık hemen. P0 4'tü. Burası 8 oldu artık. K eksi 1. Burası 7. Karşı yaptık. 5. K eşittir 5 olur. Doğru cevabımız Bursa'dır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonuna geldik. Başarılar.